Merhaba arkadaşlar, bayağıdır video atamıyorum. Bu fırsatta atayım dedim. Mangolarımız ocağın ortasında çiçek açtı. Normalde bunun öyle bir şeyin olmaması lazım. Ama serin hava, kurak hava gidip arkasına biraz da güneşi yiyince vatandaşlar yaz geldi zannetti. Ondan dolayı çiçekler 4 derecede zarar görür. Tamamen ölmesi de 3 dereceyi falan buluyor. Artık önümüzde muhtemelen bunları kaybedeceğiz ama belli de olmaz. Bu sene daha burası 6 derecenin altına düşmedi. Yani Şubat'a gireceğiz neredeyse. Yani olanlara bakın. Şimdi kapalı olsaydı bu, kapalıda da çiçek açıyor. Koruyabiliriz bunları. Meyvemizi erken alırız. Hatta bu sene böyle olursa iki defa meyve alabiliriz. Bunu Haziran'da hasata gelip Haziran'da bir daha çiçek açıp Aralık'ta ikinci hasat yapılabilir. Maalesef açıkta böyle şeyler zor gözüküyor. Bu seneki hasatımız düşük geçecek. Artık yapacak bir şey yok. Şunlar. Bakın arkadaşlar, şu gerçek çiçek. Yapraksız olanlar gerçek çiçek oluyor. Şöyle olanlar mix bloom dediğimiz verimi düşük olan. Genelde hava sıcaklığı böyle yamuk yumuk gitti şeyler. Aynı zamanda erkek çiçek oluyor. Biz aslında böyle istemiyoruz çok. Ama yapacak bir şey yok. Bakın. Komple çiçekli ağaçlar. Ben bunları Kasım'da budamıştım. Kasım'ın başında bir daha sürgün atar diye. Yalnız bende şöyle sıkıntılar oldu. Damlamalar eskimişti. Dibini de derin dikimden dolayı açtırırken damlamalar nasıl olsa değişecek diye adama parçala dedim. Parçaladı, kaldırdı. Sulayamadım. Gübreyi de çok erken kesmiştim. Su stresinden dolayı da çiçeğe biraz yardımcı olmuş olabilirim. Ama diğer yerlerde de, sulayan yerlerde de çiçek var. Belki %20, %30 şey olmuştur. Yenilik olarak her ağaçta birer tane yağmurlama var. Don gününde bunları açacağız. Gece 12'den öğlen 10'a kadar buraya su veriyorum ben. Metrekareye saatte 3 milim olacak şekilde. Daha doğrusu metrekare değil de 3 milimetre direkt ölçecek şekilde dipten yapıyoruz. Bunun optimumu, doğrusu yukarıdan vermek ama o biraz masraflı. Bizim burada da don az olduğu için o yatırıma girmek istemedim. Bunlar Netafim'in basınç ayarlı fıskiyeleri. Ot 3,5 bara kadar aynı suyu veriyor. Burası 3,2 bar. Yeni hatlar serildi. Önceden şöyle her hatta vardı borumuz. Şimdi ortasından bir tane geçiyor. İki ağaca birden. Bunlar şimdi contasız. Bunlar şuradan bu damlamayı çıkartacağız. Bu şeyi, yağmurlamanın şeyini şöyle bir aparat yaptım. Buraya direkt damlamamızı sereceğiz. Şurada bir yarım metre, bir metre boşa akacak ama artık onlara takılmıyoruz. İşte doğru çiçeklenme bu. Bunlar da meyve alacağız artık. Yani şöyle küçük ağaçlardan da almak istemiyordum ama artık yeter ya. 3 sene oldu. Bir de geçen seneki don bayağı geriye götürdü. Normalde ağaçlarımız büyük olacaktı. Şöyle donup sıfırdan çıkanlar var. Yani bakın. Bu şansımıza şu aşıdan çıkmış. Bunlar yabani. Bunlar yabaniler iptal olacak. Aşılı devam edecek bu. Ama aşısız çıkan da çok. Tam kaybım tamamen kuruyan aşısı. Yani anacı dahi donan 52 tane.
Yani %10 geçen seneki donda zarar gördük. Şimdi diyeceksin ya bu fıskiye madem koruyor niye yapmadın? Don olacağını kestiremedik açıkçası. Buradaki yaşayanlar 30-35 yıldır hiç don olmadığını söylediler. İşte 35 sene sonra bize vurdu. O da yani 35 yılın en soğuk zamanıydı. Buraya başka türlü don olmuyor. Açıkta burada şöyle karşılarda muz yetiştiriliyor. Hemen açıkta muz yetişiyor. Kapalıda zaten oluyor da. Bunlar şimdi bugün yağmurlu diye işçi izin aldı da kazıklar komple sökülüyor. Üçlü kazık sistemi yapılıyor. Böyle zayıf ağaçlara. Bunların da zayıf olmasının sebebi çok sıkı bağlanması zamanında gelişemediler. Yani yeşil aksamı fazla olup gövdesi ince olanlara kazıklayacağız. Mesela şu ağacın kazığa ihtiyacı yok artık. Kazık kadar kalınlaşmış. Yeşil aksamı da ona göre. E şu da öyle. Ama bazıları ince uzun olanlar var. Onları şey yapacağız. Tabii yağmuru görünce şöyle gördüğünüz gibi mantarlarımız çıkmış. Mantarın olması toprağın ağaç için elverişli olduğunu gösterir. Güzel toprakta mantar çıkar. Aslında bu mantar sadece bunun meyvesi. Bu mantar şöyle kocaman bir alanı kaplıyor. Sadece meyve verdiği yer gibi düşünün orası. Şurası. Bu çürükçül faaliyetleri yapıyor. Bu mantarlar sizin organik maddeleri sindirerek toprağı ve ağaçlarınızı besliyor arkadaşlar. Asıl olay o. Mantarların gene çiçek. Yani meyve alacağım ağaçlarda çok sorun yok da. Meyve almayacağım ağaçları şimdi biz böyle budadık. Buradan bu gelen çiçek olunca ben bundan meyve almayacaksam buradan ya da şuralardan bir daha budamam gerekecek. Bu da ne yapıyor? Bizi bir karış geriye götürüyor. Eğer ben bunu bıraksaydım bu gidip terminal uçtan çiçek açacaktı. Oradan çiçek açınca sadece çiçeğin altından koparacaktım. Buradan dalım olacaktı. Yani şöyle göstereyim. Şimdi bu çiçeği yani şuradan alınca bunu buradaki dallardan devam edecekti. Ama şimdi şuradan koparmak zorunda kalacağım. Yani çiçek donarsa da aynı şey geçerli. Ya da meyve almayacağımız ağaçlarda geçerli. O yüzden şimdi diyorlar mesela budanır mı? Meyve almayacaksanız hatta meyve alacaksanız da bu saatten sonra budanmaz. Bekleyeceksiniz. Meyve öne şimdi yeni fidanlar genelde de onları konuşayım. Mart'ta Nisan'da çiçek açacak. O çiçekler bezelye büyüklüğüne gelecek meyveleri. Ondan sonra komple çiçekleri kopardığımız zaman bir daha çiçek açmasını engelleriz. Yoksa şimdi budadığınız yerden çiçek açar. Ondan sonra o dediğim gibi o bir karış mesafeyi kaybedersiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Eğer çiçeği erken koparırsanız da bir daha çiçek açar, bir daha çiçek açar. Yani ölümcül döngüye girersiniz. O yüzden dediğim gibi budamak lazım. İşte şu tarih mi, bu tarih mi öyle bir şey yok. Yerinize göre, ağacın durumuna göre budamanızı değiştirme. Her zaman ya şimdi budanır da yani biz burada optimum en iyi düzeyde nasıl yapacağız ağacı? Ona göre gidiyoruz. Yoksa tarayla da girersin ağaca. Şu falan artık bakın kazığın iki katı olmuş. Güzel yani bu ağaçtan bu çiçekleri dökmezse alırız yani satacak kadar. Bir de şu tarafları gezelim. Yine bakın kazığı sökülmüş. Bunun da anacı iyiymiş. Tomruk gibi duruyor. Kolumun kalınlığını geçmiş. Kocaman ağaç. Ama işte böyle kıytırık olanlar da var. Bunların bazısı yerini sevmemiş. Bazısı da
maalesef aşısı kötü ya da anacı kötü. İşte bilmeyince neyin ne olduğunu da bilemiyoruz. Daha önce söylemiştim. Yani iyi fidan aldığımız zaman neden kötü olduğu şey çıkıyor. Gene şimdi mangonun türü farklı olunca nasıl irileştiğine bakalım. Ağaç devasa bir ağaç olmuş. Daha 3. yazında. Hala sürgün veriyor, genişliyor. Kitler bu kadar hızlı büyüyemiyor. Şimdi mangoda şöyle bir şey var. Bodur tür falan, yani tam bodur diye bir şey yok tropiklerde. Subtropiklerde. Ama yavaş büyüyenler var. Yani bir ağaç 3 metre 3 yılda çıkıyor, öbürkü 5 yılda çıkıyor. Yani kazan. Ha, bunun işte Turgut Bey'le video çektiğimiz ağaç herhalde bu. Kazığı falan çıktı. Kendi halinde takılıyor. Gene burada da gene çiçeklenme. Artık alacağız meyveleri de. Şimdi bu buradan çiçek açtı ya. Bu çiçek donduğu zaman gidecek buradan açacak çiçeği. Sonra budadığımız zaman şuraya kadar küçülteceğiz bu ağacı. Buradan bir daha patlayacak. Yalnız açıkta geççi türlerde o patlamayı yakalayamazsak bir sonraki sene ya çiçek açmayacaktır ya da çiçek açsa da ağacımız büyümeyecektir. O yüzden bence açığa geççi türü ekilmemesi lazım, dikilmemesi lazım. Yani o senin üstü bence zarar yazar açıkta. Bu bahçede deniyoruz işte. Ama muhtemelen dediğim gibi olacak. Bu kit, kent, palmış açıkta biraz zarar yazacak gibi duruyor şimdilik. Ama yapacak da bir şey yok. Bu kadar büyüttük. Biraz daha bakacağız yani. Bu benim görüşüm tabii. Aksini iddia edenler de söylesin. Hayır abi, o öyle değil, böyle desin. E bitti. Bakın küçükler de var. Şurada bir kirpi sorunumuz var bahçede. Yere düşen pasif floraları anında yiyor. Tabii en olgunlarını yiyor. Öyle gidip de bizim gibi olmamışını yemiyor. Adam kirpi bizden akıllı. Kazıktan kurtulmuş. Duruyor. Yani açığa kazık gerekli mi? Ya bence gerekli değil. Çünkü kazıksız büyüttüklerim kazığa ihtiyaç duymuyor. Tabii düzgün budamanız lazım. Kapalda zaten gerek değil de. Yani açıkta da kazık yapılacaksa onun videosunu çekeceğim. Üçlü sistem. Ağacın çevresinde bir tane halka. Ağaç serbest şekilde hareket edecek. Hem kalınlaşacak hem de kırılmasını önleyeceğiz. Ama mesela bakın. Şu ağaç kazıksız. Kazığı var mıydı hatırlamıyorum da. Bu temelen bayağıdır kazıksız bu. Bakın kendi gelişince ağacımızda bir sıkıntı yok. Bakın şu da öyle. Hatta bakın kazığın sonuçları. Şimdi kazığı bize dediler ki sıkı bağlayacaksın. Bakın. Ağacın gövdesi nasıl yamulmuş. Bu ağaçlarda o tarafa doğru çekmiş, büyütmüşüm. Böyle kalmış. Ağacın çıkış yönüne göre dikilmesi lazım. Ama mesela şu ağaç, bakın gövdesi kendine göre biraz ince. Buna kazık yapmamız gerekecek. Yeni kazık yani. Bu kazık da muhtemelen boştadır da. Yok, kazık da boşta değilmiş. Derin dikimi de göstereyim size. Ben şuraya kadar gömmüşüm. Bunu biraz azalttık. Şimdi bu toprak, şöyle kayrak dediğimiz, su tutmayan. Bakın bütün gece yağmur yağmış, ayağıma yapışmıyor yani. Çakıl, kum gibi bir şey. Burada kurtarıyor. Ama işte ova toprakları diyelim. Orada derin dikimde maalesef anında götürüyor. Adana'daydık. Yani derin dikim ağaçlar hiç yürümemiş. Gübre verilen ağaçlar da yürümemiş. Ondan sonra daha doğrusu yürüyen pek ağaç göremedik de Adana'da bir Tuğçe Hanım'ın serası vardı. O biraz toparladı. Diğerleri de toparlatacağız inşallah. Yani bugünlük bu kadar.
En son böyle geçen sene çekim yapmıştım. 2021'e veda ediyoruz diye arkasına donmuştu. Büyük büyük don olmuştu. Bakalım bu son videomdan sonra başımıza ne felaket gelecek. Umarım gelmez ama işte muza sarardı yani. Adana'da don permanisi çalıştırıyorlardı. Sıfıra düşüyormuş. Burada da çoğu ağaç yaprağını dökemedi. Bu da sıkıntı olacak. Yaylada bademler çiçek açmış. Yani bu sene kurak geçince bir de bu çiçeği dondurursak Mart'ta falan bir don olursa bu sene eyvah eyvah. Her şeyin fiyatı uçar. Bulabilirsek yeriz onu da. Yani durum şu an kötü gidiyor. Alanya'nın çoğu bölgesinde kuyular kuruyacak gibi geliyor. Çünkü hiç yağmur yağmadı. Bu yağan yağmurun da kıymeti yok yani. Geçen sene iyiydi. Bu sene daha kış olmadı. Yani kış olmuyor sorun. Kış çok oluyor gene sorun. Mücadeleye devam. Görüşmek dileğiyle.